Arkadaşlar merhabalar. Bugün 2 Ağustos 2022 Salı, ben Bahattin Çağdaş. Şimdi Twitter'da gördüm. Dayanamadım. Ve bu da şubesi diye paylaştım Anıtkabir'i. Şöyle paylaşalım. Gayet safi yani. Nadide fotoğraf. Dur bakayım. Evet. Nadide fotoğraf. Güzel fotoğraflar paylaşıyor. Demiş ki Partenon Tapınağı Atina. 1875 ve 2022 karşılaştırılması. Şurada Partenon, Athens, Greece demiş. 1875'teki halini görüyorsunuz. şu da 2022 hala şey halinde, inşaat halinde. Şöyle büyütelim. Büyütelim mi? Şu. Tamam mı arkadaşlar? Ben de altı koydum şöyle, bu dedim son hali veya şubesi. Dayanamadım. Bir de videolarımdan birini şöyle onu koyacağım. Onu da koyalım hemen beraber. Bu da o tür tapınaklara, Mason tapınaklarına benzeyen Britanya Müzesi'nde 2017'de çektiğim bir fotoğraf. Video. Hem de ona da bakalım bir. Evet, böyle gidiyor. Hemen onu da paylaşalım. Bizi engellemeden nadide fotoğraf. Şöyle onu da bırakalım şuraya. Yani şeye şaşırıyorum. Yani korelasyon kuramıyorlar, ilişki kuramıyorlar ya. Çok da uzakta değil bu. Yani işte ne derler? Amerika'daki Mason tapınakları da değil yani. Arada kilometreler var. Ya bu senin eski toprağın yani. Gris, Yunanistan senin eski toprağın. Şu korelasyonu kuramıyor musun ya? Bu benzerliği. Ya bu, yani bu Anıtkabir denilen yer, Mason tapınağı bize ait olmadığının farkında değil misiniz? Abi de o kadar mı büyük yapmışlar ki ister istemez zavallı Anadolu halkının şeyi eziliyor yani. Bunun altında eziliyorlar. Bakar mısınız şu fotoğrafa ya? Yani bunun altında eziliyorlar. Bak. Şuraya bak. Peki. Arkadaşlar bu da şubesi ve yeni hali dedim. Fark etmez. Latife yapıyorum. Retweet yapacağım şimdi. Bu da dedim yeni hali. Yani aşağıda vermişsiniz Partenon Tapınağı'nın eski hali. Bu da yeni hali dedik. Hadi bakalım bir tweet yapalım gitsin. Artık engeller herhalde.